Peki Fatma Hocam, meme kanseri risk faktörleri nelerdir? Meme kanseri risk faktörleri, öncelikle şunu biliyoruz ki hemen hemen dünyada bazı ülkelerde bir takım sosyal ve kültürel nedenlerle sıra değişikliği olsa da genel olarak dünyada kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri. Kadın olmak eşittir meme kanseri için en büyük risk faktörü. Neden? Çünkü meme dokusu kadında erkekten daha iyi gelişmiş durumda. Ne kadar çok meme dokusu geliştiyse risk faktörü o kadar artıyor. Bu nedenle de kadın olmak birinci risk faktörü. İkinci risk faktörü de yaş. Çünkü biz artık biliyoruz ki kanser bir genetik hastalık ve genetik hastalık ne demek? Normal hücrelerin genetiğinin anormal hale gelip vücut kontrolünün dışına çıkması demek. Bu nedenle de yaşla birlikte vücuttaki bu kontrolün azalması, giderek bozuklukların artması nedeniyle kontrolsüz büyümeler artmakta. Yaş ilerledikçe de risk artıyor. Yani meme kanseri yaş ilerledikçe risk, meme kanseri da riski çok artıyor. Kadın olduğumuz sürece, şimdi birçok hastamız diyor ki meme kanseri tedavilerini oldu, bitti ya da koruma tedavilerini alıyor. Hocam bu hastalıktan kurtuldum mu, bir daha olur evet, mu? Evet, tekrar eder. Evet, bu soruyu mutlaka soruyor, birçok hastamız soruyor, merak ediyorlar. Normalde bir kadınsak eğer ve ömür verdiği sürece Allah, bir şekilde yaş ilerledikçe, hiç şu anda sizin kanseriniz olmasa bile zaten meme kanseri için ciddi risk faktörlerimiz var anlamına geliyor. Onun için belki bu hastalıktan bir daha bir yere sıçramayacak ama yaşımızın gereği, kadın olmamızın gereği zaten riskimiz var. Şimdi olmaz, 10 sene sonra yeni bir meme kanseri olabilir. Bunu engellemek ya da bu olmayacak demek imkansız şu anki bilgilerimizde neredeyse. Onun için kadın olmak ve yaşımızın ilerlemesi önemli, en önemli iki tane risk faktörü. Diğer risk faktörlerimiz neler? Özellikle ailesel yoğunluğun artmış olması. Yani kadının birinci derece annede, kız kardeşlerinde, kızında ya da oğlunda ya da babasında ya da erkek kardeşinde meme kanseri olması riski çok arttırmakta. Ve bunun sayısı arttıkça da, bir tane birinci derece akrabamız da var, örnek 4 kat artıyorsa, 2 tane de varsa 32 kat artıyor gibi, bu risk artarak gidiyor. Riski birinci derece yakınlardaki sayı arttıkça, ikinci derece yakınlar bile çok etkileyebilmekte. Sadece meme kanseri değil, örneğin yumurtalık kanserinin olması, örneğin pankreas kanseri, örneğin erken yaş prostat kanserinin ailede sık olması, bunlar da meme kanseri riski için artışlara neden oluyor. Bunun içinde özel belirlenmiş ve her gün spektrumu artan bir takım genetik bozukluklar var. Hele de o bozukluklara bakıldı ve onları taşıyorsa, onlarda özellikle bazı mutasyonlarda %80-90'lara varan, hiç kanser olmamış kişilerde bile risk çok ciddi şekilde artabilmekte. Bu hastalara da çok yakın takip öneriyoruz. Diğer taraftan ailesel risk faktörü ikinci, az önce aslında yine söyledim, önemli bir risk faktörü. Bizim daha önce kendimizin, başta meme kanseri olmak üzere, kendimizin yine yumurtalık kanseri geçirmiş olmak, yine pankreas kanseri geçirmiş olmak ya da erken yaş prostat ya da rahim yumurtalık kanserleri gibi başka bir kanser geçirmiş olmamız yine bir risk faktörü. Ya da lenfoma gibi ya da akciğer kanseri gibi daha önce göğüs duvarına, daha önceki yakın yıllarda şua tedavisi almış olmak, ki bu yeni cihazlarla bu risk çok minimize olmuş durumda, çok küçük bir ihtimale dönüşmüş durumda, ama eski yöntemlerle bu riskler göğüs duvarına alınan şualarda yine önemli meme kanseri risk faktörü olarak karşımıza gelmekte idi. Diğer taraftan obezite, şişmanlık, çünkü biz biliyoruz ki obezite de kadınlık hormonu çok fazla salgılanıyor. O da ayrı bir risk faktörü olabilmekte. Tam dört dörtlük olması da immobil hayat hemen hemen birçok hastalıkta risk faktörü olmakta. Sigara, alkol kullanımı risk faktörü olarak karşımıza gelmekte. Ve hocam en önemlisi de stres. Yani evet, bilimsel olarak tabii dört dörtlük işte meme kanserini, stresi arttırıyor demesek de belki şahsi deneyimlerimizde de biliyoruz ki birçok hastamız ağır bir stres sonrasında belki mevcut olan kanser overt dediğimiz görünür hale gelebilmekte. Stres de tabii ki yine pek çok hastalık gibi
önemsiz diyemiyoruz. O da önemli bir risk faktörü olarak karşımıza gelmekte. Bunun dışında sayısız risk faktörü belki sayılabilir ama örneğin yine çok sık sorulan risk faktörler arasında erken yaşta ilk adeti görmek, ilk doğumu geç yaşta yapmak, çocuğu az emzirmek, az doğum yapmak, geç menopoz gibi bir takım özellikler de risk faktörü olarak yine tartışılan, bazen bunlarla ilgili soru işaretleri olmakla birlikte yine bilinen risk faktörleri olarak tartıştığımız konular. Yani menopoz sonrası dönemde sürekli ve yüksek dozlarda östrojen replasman tedavisi yapılması da etken midir hocam? Evet, onunla ilgili de onlar da yine risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili de yine değişik literatürler bulunmakta ama artık zaten eskisi kadar da çok yaygın kullanılmakta.